Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teyemmümü bozan şeylerin delilleri. Ön ve arkadan bir şeyin çıkması teyemmümü bozacağı delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sizden biriniz heladan gelmişse, Nisa suresi 43, Maide suresi 6. Heladan gelmek abdesti bozduğuna delalettir. Hadisteki delil ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'den şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hades meydana gelen kimsenin o kimse abdest almadıkça namazı kabul olunmaz buyurdu. Bu hadisi Buhari Fethül Bari bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadis-i şerifte ise Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılan bir kimse bir ses işitinceye yahut bir koku hissedinceye kadar namazdan ayrılmaz. Bu hadisi Buhari İbn Tecrid-i Sarih, İbn Mace, Ebu Davud, Darimi bunu kayıt altına almıştır. Makadını iyice yere yerleştirip yapıştırmadan uyumasının delilleri. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir. Dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın. Bu hadisi Ebu Davud, İbn-i Mace ve Müsned-i Ahmet bin Hanbel kayıt altına almıştır. Hadiste geçen uyku uzanarak uyuyanın uykusudur. İbn-i Abbas radıyallahu teala anhu'den rivayet edilmiş ve demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor, horluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde abdest almadan namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyurdu. Osman bin Hannad rivayetlerinde çünkü insan uzanarak uyuduğu zaman mafsalları gevşer ibaresini ilave ettiler. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Müsned-i Ahmed bin Hanbel ve Beyhaki bu hadisi rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir. Namaz için kamet edildiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle konuşuyordu. Hazreti Peygamber'in konuşması o kadar uzun sürdü ki sahabeler uyudu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve namaz kıldırdı. Bu hadisin kaynağı Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği şu hadistir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından meşgul edilip namazı geciktirdi. O kadar ki biz mescitte uyuduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza mescide geldi ve sizden başka namazı bekleyen yoktur buyurdu. Bu hadisi de Ebu Davud, Buhari, Müslim ve Müsned-i Ahmet kayıt altına almıştır. Bu hadisi şeriflerden anlaşılan şudur ki kişi oturduğu zaman oturağını tam yere yapıştırmadan uyursa abdesti bozulur. Tam yapıştırıp uyursa abdesti bozulmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı geciktirdiğinden dolayı sahabeler oturdukları yerde uykuya dalmışlar ve hatta hadis-i şerifte uyuduk tekrar uyandık, tekrar uyuduk ibaresi mevcuttur. Ve böylece namazı beklerlerken herhangi bir yere dayanmadan kendiliğinden uyuklayan birinin abdesti bozulmaz. Ama herhangi bir yere dayanıp da uyuyanın abdesti de namazı da bozulur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın buyurdu. Çünkü makatını yerden kesip uyuyan kişinin mafsalleri gevşediği için abdestin bozulması da kaçınılmaz olur. Bundan dolayı namazı beklerlerken her iki kalçayı yere yapıştırıp öylece beklemek lazımdır ki gözler uyuduğu zaman o bağ çözülür hadis ibaresi mevcuttur. Eğer oturulduğu yerde
uyuklama abdesti bozsaydı İbn Abbas radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor, horluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyuruyla cevaplamıştır. Bundan dolayı tek ve eşsiz kaynak Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek fiili, yaşantısı ve mübarek sözleridir. Bu ise bizim için kaçınılmaz bir eşsiz kaynaktır. Osman bin Hannad'ın rivayetlerinde çünkü insan uzanarak uyuduğu zaman mafsalleri gevşer, mafsalları gevşer ibaresini ilave ettiler. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Müsned-i Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki bu hadisi rivayet etmişlerdir. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Enes radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir. Şöyle rivayet edilmiştir. Namaz için kamet edildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle konuşuyordu. Hazreti Peygamber'in konuşması o kadar uzun sürdü ki sahabeler, sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve namaz kıldırdı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ise değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği şu hadistir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazından, yatsı namazından meşgul edilip namazı geciktirdi. O kadar ki biz mescitte uyuduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza mescide geldi ve sizden başka namazı bekleyen yoktur buyurdu. Bu hadisi de Ebu Davud, Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmet bin Hanbel kayıt altına almıştır değerli kardeşlerim. Evet. Bu hadis-i şerifler bu hadis-i şeriflerden anlaşılan şudur ki kişi oturduğu zaman oturağını tam yere yapıştırmadan uyursa abdesti bozulur. Tam yapıştırıp uyursa abdesti bozulmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı geciktirdiğinden dolayı sahabeler oturdukları yerde uykuya dalmışlar ve hatta hadis-i şerifte uyuduk, tekrar uyandık, tekrar uyuduk ibaresi mevcuttur. Böylece namazı beklerken herhangi bir yere dayanmadan kendiliğinden uyuklayan birinin abdesti bozulmaz ama herhangi bir yere dayanıp uyuyanın abdesti de namazı da bozulur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dübürün bağı gözlerdir, kim uyursa abdest alsın. Çünkü makatını yerden kesip uyuyan kişinin mafsalları gevşediği için abdestin bozulması da kaçınılmaz olur. Bundan dolayı namazı beklerken her iki kalçayı yere yapıştırıp öylece beklemek lazımdır ki gözler uyuduğu zaman o bağ çözülür hadis ibaresi mevcuttur. Eğer oturulduğu yerden uyuklama abdesti bozsaydı İbn Abbas radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor, horluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyruğuyla cevaplamıştır. Bundan dolayı tek ve eşsiz kaynak Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın mübarek fiili ve yaşantısı ve mübarek sözleridir. Bu ise bizim için kaçınılmaz bir kaynaktır. Bu hadisler gösteriyor ki kişi oturağını tam yere yapıştırmadan uyursa abdesti bozulur, tam makadını yere yapıştırıp uyursa abdesti bozulmaz. Böyle bir oturuşun adına mütemekkin denir. Böyle bir oturuşta uyuklayan kişinin abdestine zarar vermez. Hastalık ve sarhoşluktan dolayı aklının gitmesinin delilleri. Hastalık, baygınlık, delilik, sara delili hastalığı isterse bu baygınlık ilaç tesiriyle de olsa durum aynıdır. Bunlar da uykuya kıyas edilir çünkü bu durumlarda gaflet uykudakinden daha yaygındır. Alimlerin sözü bu konuda birleşmiştir. Fıkıh sünne tercümesi Şafii fıkhı kitabında bu paragraf kayıt altına alınmıştır. Çünkü
Bu husustaki hadis şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dübürün bağı gözlerdir. Dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın buyurdu. Bu hadisin kaynağı ise değerli kardeşlerim, bunu Ebu Davud, İbn-i Mace, Darimi ve Müsned-i Ahmet bin Hanbel kayıt altına almıştır. Darekutni'nin rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Göz dübürün bağıdır, gözler uyuduğu zaman o bağ çözülür. Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 1 sayfa 3359. Uykuda olan birinin şuuru ve aklı dengesi yerinde olmadığı gibi delinin ve sarhoşun ve baygınlık geçiren kişinin durumu da buna kıyas edilir. Erkeğin ve kadının birbirlerine dokunmalarının delilleri değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Veya kadınlara dokunmuş iseniz, bu ayeti kerimelerde anlaşılan şudur. Bu ayeti kerime Maide suresi 43, Nisa suresi 43, Maide suresi 6. Bu ayet-i kerimelerde anlaşılan şudur, eğer kişi engelsiz yani o kadınla o erkek arasında bir perde olmadan dokunmuşsa, bu abdesti bozar. Bu abdesti bozar. Dört mezhebin fıkhı, Bahar Yayınları cilt 1 sayfa 83. Bu dokunma fahiş temasla olursa da abdest bozulur. Dört mezhebin fıkhı, İslam Fıkhı Ansiklopedisi bunu kayıt altına almıştır. Şafiiler şöyle der, erkek ve kadından maksat ise örfen yani selim tabiat sahiplerine şehvet sınırına ulaşmış olma erkek ve dişidir. Bunu 7 veya daha fazla yaş ile kayıtlamaya gerek yoktur diyor. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 197. Onların bu konudaki delilleri veya kadınlara dokunduğunuzda Nisa suresi 43 Maide 6 ayetlerinde geçen mülamese kelimenin sözlükteki hakiki manası ile amel etmektir ki bunun sözlükteki manası el ile yoklamak demektir veya tenlerinin birbirine değmesi veya elle dokunması demektir. Nitekim buradaki lamestum kelimesinin lemestum şeklinde okunuşu da bunun delilidir. Bu ayeti kerimenin okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece dokunmanın kast edildiğinin açık bir delilidir. Bunu İslam Fıkhı Ansiklopedisi ve bunun orijinali Fıkhı İslami ve Edilletuhu bu kitap efendim bunu kaynak altına almıştır. Ayrıca Şeyhülislam İbni Teymiye veya kadınlara dokunduğunuzda Nisa suresinin 43.sü Maide suresinin 46. ayetlerindeki dokunmakla ilgili abdest bozulur mu sorusuna şöyle cevaplamış. Bunda 3 görüş vardır. Birinci görüş bozulmaz Ebu Hanife'ye göredir. İkinci görüş şehvetle dokunulursa bozulur Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Üçüncü görüş ise şehvetli şehvetsiz dokunursa bozulur Şafii'ye göredir. İmam Ahmed bin Hanbel'in kavline göre ise 3 rivayet vardır. Geçen 3 kavil gibi meşhur olanı Malik'in kavli gibidir. Evet, bu da bayağı bu kaynak uzundur. Mecmu'ul Fetava, Ahkamul Kur'an, İmam Kurtubi, İmam Şafii el-Muhezzeb bu hadisi kaynak altına, bu görüşü kaynak altına almışlardır. Bu efendim delilleri. Yani geçen 3 rivayetin meşhur olanı öpmekle de abdest bozulur. Bu da bir nevi dokunmadır. İbn Ömer radıyallahu anh ve İbn Mesud ve İbn Şihab'ın radıyallahu anhum Allah onların hepsinden razı olsun. Muvatta'da bu hadisi zikretmiş, Kutubi Hadis Ansiklopedisinde, Kutubi Sitte'de bunu zikretmiştir. Kısacası, üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre
erkek ile kadının normal yani şehvetsiz bir şekilde sadece birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulmaz. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 95. Sadece Şafii ulemasına göre ister şehvetle isterse şehvetsiz birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulur. İnsanın elinin içi tenasül uzvuna ve dübürüne dokunmasının delilleri. Safvan kızı Büsra radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim zekerine avret mahaline dokunursa abdest alsın. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Sizden herhangi biriniz engelsiz olarak erkeklik organına dokunacak olursa abdest almak düşer. Bu hadisin kaynağı Zeyla-i Nasbur Raye isimli kitabında bunu kayıt altına almıştır. Amr bin Şuayb babasından onun da dedesine şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi erkek organına dokunursa abdest alsın, hangi kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın buyurdu. Bu hadisi yine Zeyla-i Nasbur Raye'de kayıt altına almıştır. Başka bir hadiste ise şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Avret yerlerine dokunup da abdest almadan namaz kılanlara yazıklar olsun. Bu hadis-i şerif ise Zeyla-i Nasbur Raye'de yine kayıt altına almış. Bu şekilde gelen hadisler çoktur. Bunlar konumuza açıklık getiriyor. Yalnız bu hadis-i şerifler hepsi tenasül uzvundan bahsetti, dübürden bahseden hadis olmadığı için fıkha bakılır ve tenasül uzvuna kıyas edilir. Dübür ile tenasül uzvuna kıyas edilir. Dübür ise tenasül uzvuna kıyas edilir. Kadının kubulü dübürün halkası zeker gibidir. Bu da 4 mezhebi fıkhı cilt 1 sayfa 85. Namaza girmeden suyu görmek teyemmümü bozar ve bunun delilleri. Resulullah bununla ilgili deliller ise şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan demiştir ki iki kişi bir yolculuğa çıktılar, namaz vakti geldi ama yanlarında su yoktu. Temiz toprakla teyemmüm edip namazlarını kıldılar, bilahare vakit çıkmadan suyu buldular. Birisi abdestini ve namazını iade etti, öbürü ise iade etmedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iade etmeyene sana sünnete uydun namazın sahihtir, abdest alıp namazını iade edene de senin ecrin iki kattır buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud, Buhari, Nesai, Darimi, Bülugul Meram bunu kayıt altına almıştır. Bülugul Meram, Menedilet-il Ahkam ve Sübül-i Selam. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyledir. Ebu Zer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 10 seneye kadar olsa temiz toprak, 10 seneye kadar da olsa temiz toprak Müslümanın abdest suyudur, temizleyicisidir. Ancak suyu bulduğu zaman onu bedenine dök çünkü bu da hayırlıdır. Bu hadisi de yine Ebu Davud, Tirmizi, Neylül Evtar, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise şöyledir değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kıldırdı. Namazı bitirince bir baktı ki bir adam ayrılmış, cemaatle namaz kılmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye cemaatle namaz kılmaktan seni ne alıkoydu ey adam dedi. Adam cevaben cünüp oldum, su bulamadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte sana temiz toprak, o sana yeter buyurdu. Sonra İmran olayı şöyle anlattı. Onlar su bulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olan adama bir kap su verdi ve git bunu üzerine dök buyurdu. Bu hadisi Buhari rivayet etmiş. İrtidat teyemmümü bozar ve bununla ilgili deliller değerli kardeşlerim.
Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sizden kim dininden döner, irtidat ederek kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünya ve ahirete boşa gitmiştir ve onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklardır. Diğer bir ayette ise ey iman edenler, bu ayetin kaynağı Bakara suresi 217. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, irtidat ederse bilsin ki Allah onların yerine bir topluluk getirecektir ki kendisi onları sever, onlar da kendisini severler. Onlar müminlere karşı uysal, kafirlere karşı onurludurlar. Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Allah'ın lütfu bol, ilmi sonsuzdur. Bu ayeti kerime de Maide suresi 54. İslam'dan irtidat etmek teyemmüm bozar. Yani irtidat edenin teyemmümü bozulur. Çünkü teyemmüm ibadeti helal kılmak içindir. İslam fıkıh ansiklopedisi ve 4 mezhebin fıkhı bunu kayıt altına almıştır. Fakat abdest ve gusülde böyle değildir. Onlar hadesi, abdestsizliği ve cünüplüğü ortadan kaldırmak içindir. Bu nedenle irtidat eden kimsenin abdesti ve guslu bozulmaz. Büyük Şafii fıkı Kifayetül Ağyar bunu kayıt altına almıştır. Yaranın üzerine meshetmenin delillerine gelince değerli kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Biraz zamanda havada kararmaya başlıyor. İnşallah konumuz az bir şey kaldı. Konuyu bitirmeye çalışacağız inşallah. Yaranın üzerine meshetmenin delilleri, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan demiştir ki bir sefere çıktık. Bizden bir adama taş değdi ve başını yardı. Sonra o zat itilam oldu. Arkadaşlarına benim teyemmümde teyemmüm etmeme ruhsat buluyor musunuz diye sordu. Sen suyu kullanabilirsin, sana teyemmüm için ruhsat bulmuyoruz dediler. Adam yıkandı, akabinde de öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğimizde bu hadise kendisine anlatıldı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fetvayı verenler onu öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Bilmediklerini sorsalardı ya, cehaletin ilacı ancak sormaktır. Onun teyemmüm etmesi, yarasının üzerine bir bez bağlayıp sonra üzerine meshetmesi ve vücudunun geri kalan kısmını da yıkaması ona yeterdi diye buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud kayıt altına almıştır. Ebu Davud ve İbn-i Mace. Zevaid'de de bu hadisin isnadı munkatidir denilmiş. Subur-i Selam'da da bu hadisin isnadında ihtilaf vardır denilmiş. Subur-i Selam cilt 1 sayfa 154. Beyhaki bu konuda rivayetlerin en sahihidir. Şevkani Hazreti Ali'nin hadisiyle kuvvet kazanmıştır demiş. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 256. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan gelen hadis de şöyledir. Bileğim kırılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. O da bana sargıların üzerine meshetmemi emretti. Bulugul Meram, Neylül Evtar bu hadisi ve Sübül-i Selam ve İbn-i Mace bu hadisi kaynak altına almıştır. Her namaz için bir teyemmüm etmenin delilleri. İbn Abbas radıyallahu anh'dan dedi ki, kişi sünnetleri bir teyemmüm ile kılar ancak farz namazları narını bir teyemmüm ile kılamaz. Diğer farz için teyemmüm yapar. Bulugul Meram sayfa 76. Hadis 148. Darekutni Cami'ül Usul Mizanül İhtidal bu hadisi kaynak altına almıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki her namaz için teyemmüm yapılır. Bu hadisi Beyhaki Sünenül Kubra'da taharet bölümünde kayıt altına almıştır. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki bir teyemmüm ile ancak bir namaz kılınır. Bu hadisin kaynağı Darekutni cilt 1 sayfa 144 hadis 702 taharet babında. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Amr bin As radıyallahu anh'dan her namaz için teyemmüm vardır dedi ve Katade de bununla fetva verirdi.
Bunu Darakutni ve Beyhaki rivayet etmiştir. Süve Sünenül Kubra'da. Sünenül Kubra'da rivayet etmiş. İbn Ömer radıyallahu anh da demiştir ki eğer abdest bozulmazsa her farz namazı için teyemmüm eder. Bu hadisin isnadı sahihtir. Bu hadisi Beyhaki, Darakutni ve Metni Gayet ve Takrib bunu kayıt altına almıştır bu hadisi. Buradan bundan anlaşılan şudur ki nafileler için geçerli olan yeterli deliller yeterli miktarda olan delillerdir ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetin bunun delilidir. Yani kişi bir teyemmüm ile bir farz kılar, o teyemmüm ile dilediği kadar sünnet namazları kılabilir. Bundan sonra bu hususla ilgili Arapça eserlerinin yerlerini, sayfa numaralarını ve ciltlerini, konuyla ilgili tercüme veya tercüme edilmiş kitapların konuyla ilgili yerlerini siz değerli kardeşlerime kolaylık olsun diye ve kaynaklı konuşma fikri yerleşsin diye acizane kardeşlerime, fakir kardeşini siz değerli okuyucu kardeşlerime sunmayı bir vazife ve sırtımda bir yük olarak yük kabul ederek size sunuyorum. Ve bir de bugünümüzde ortaya çıkmış bir takım okumamış cahil müştehitlere bir ders ve ibret lefası olarak gösteresiniz diye bu kaynaklarla ilk ana kaynak olan Kur'an ve sünnete müracaat edip bu ümmetin ışıkları ve yıldızları olan değerli imamlarımızın bu davada ne kadar çileler çektiğini ve ne kadar rahatlıktan, istirahattan uzakta uykusundan fedakarlık yaptığını, gecesini gündüzüne katıp bu ümmet istifade etsin diye ne kadar çaba sarf ettiğini bu sözüm ona okumamış müştehitler keşke bir bilselerdi, onların hakkında ileri geri ölçüsüz bir şey konuşmazlardı. Fakat şu bir gerçektir ki hiçbir alim masum yani günahsız değildir. Onların sundukları eserleri Kur'an ve sünnet ölçüsünde şaşmaz ve yanılmaz ölçüyle ölçülür. Eğer o iki büyük şaşmaz yanılmayan o ana kaynakların ölçüsüne uyarsa kabul edilir. Uymazsa reddedilir. Çünkü ana kaynaklar Kur'an ve sünnet Müslüman için bir mihenk taşı hükmündedir. Mihenk taşı ile altının gerçek ve sahtesi ölçülür. O taşın ölçüsü tutarsa gerçek altın olduğuna hükmedilir. Eğer tutmazsa sahte diye kabul edilir. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnet ise dinin ve Müslümanlığın ölçüsüdür. Onlarla herkes ölçülür. O iki büyük kaynakla ölçülen kişiler, şahıslar, kurumlar, kuruluşlar, hal ve hareketleri, işleri, konuşmaları, yazıları, çıkardıkları eserleri o kaynaklarla bağdaşıp çelişiyorsa bağdaşıp çelişmiyorsa, o kaynaklara uyuyorsa kabul edilir yoksa reddedilir. Fakat bu cahil okumamış müştehitler daha eline bir kitap almadan allame kesilirler. Bunların o imamları eleştirme yetkisi ve selahiyetleri yoktur çünkü cahildirler. Cahilin de körden bir farkı yoktur. Kör ne kadar önünü göremiyorsa bu cahiller de manen önlerini göremiyorlar. Her ne kadar maddi gözleri görüyorsa da dinin nazarında kör hükmündedirler. Düşünün ki önünü görmeyen birisi nasıl bir başkasına öncülük edebilir? Bundan aciz olan birini nasıl kalkıp da o kör haliyle ilmi ve irfanı olmadığı halde Allah korkusuyla donanmış ilim ve irfan sahibi olan bir zatı nasıl ve hangi yetkiye dayanarak eleştirebilir? Yalnız şunu da unutmamak lazımdır ki ilim sahipleri eleştirilmez diye bir kaide yoktur. Ancak onun gibi ilim ve irfanla donanmış birisiyle o kişiyi Kur'an ve sünnet ile ölçer, tutarsa kabul ve tutmasa reddeder. Yoksa bu eleştiri cahilin haddi değildir. Onu eleştiremez çünkü eleştiri ancak ilimle yapılır. Cahilin ise ilmi yoktur. İlmi olmayan bir cahilin ilim sahibi birisini eleştirmesi haksızlıktır. Bu ise kabul edilemez. Çünkü imamlar bu ümmetin yıldızlarıdır ve başkomutanlarıdır. Sıradan cahil bir erin başkomutanı eleştirmesi ne kadar kabul edilmezse cahil birinin de bu ümmetin yıldızlarını eleştirme hakkına sahip değildir. Onun için siz değerli kardeşlerimden rica ediyorum. Bu tipler her zaman ortalıklarda başıboş dolaşırlar. Amaçları İslam ümmetinin arasına fitne ve fesat tohumlarını ekerek kişileri Kur'an ve sünnetten şüpheye düşürüp imanlarını zedelemek istiyorlar. Onun için o kaynakları onlara göstererek itiraz ettikleri zaman buna karşı dur bakalım deliliniz nedir ve neye göre konuşuyorsunuz deyip onlardan delil isteyin.
Bu durumda delil getiremedikleri için rezil olurlar. Bir de göreceksiniz ki o zaman kaçmak için yer arayacaklar. Bu tipler karşılaştıkları kişilere biz Kur'an'ın dışında başka bir şey kabul etmeyiz derler. Halbuki cahiller bilmezler ki sünnet ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an açıklanır. Mesela cahile sorsan desen ki peki sen Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorsan Kur'an'da namazı kılın emri vardır. Fakat hangi vakitte kaç rekat namaz kılınacak diye bir ayet yoktur. O zaman cahil bu rekatların sayısını neyle ispat edecektir? Onun için diyoruz ki ey cahil bu senin haddin değildir. Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmak mümkün değildir. Sadece bir meal ile meseleler anlaşılmaz. Eğer cahil Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği şu ayeti bilseydi ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum demezdi. Ayet şudur. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan sakının. Bu ayet cahili yalanlıyor. Çünkü ayette peygamber size ne verdiyse onu alın emri vardır. Bu emirden kasıt Allah'ın kendisine gönderdiği vahiy ve onun hadisleridir. Çünkü bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına bir şey yapmaz, heva ve hevesine göre konuşmaz. Yine burada Kur'an-ı Azimüşşan'da o heva ve hevesine göre konuşmaz, onun konuşması ancak vahiy iledir. Onun içindir ki eğer cahil bunu bilseydi Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmayacaktı. Ceplerinde sürekli bir Kur'an meallerini taşıyarak cahilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırırlar. Halbuki bu cahil okumamış müştehitler bilmiyorlar ki o büyük peygamber o sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en büyük müfessiridir. Böylesi zihniyete sahip birisiyle karşılaştık. Bir konuyla konu oldu. Adam ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum dedi. Dedim ki biz hem Kur'an'ı hem sünneti hem icma'ı hem kıyası kabul ediyoruz. Bir mesele karşımıza gelince önce onu Kur'an'a müracaat ederiz. Kur'an'da bulamazsak sünnete müracaat ederiz. Ondan bulamazsak icma'a başvururuz. Ondan bulamazsak kıyasa başvururuz. Bunlar bizim için kaçınılması mümkün olmayan birer kaynaktır dedim. Adam hayır deyip direndi, durdu. Hayır ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum dedi. Dedim ki madem Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorsun, size Kur'an'dan bir şey soracağım, bana Kur'an'dan cevap verin. Adam böbürlene tabii sor bakalım dedi. Dedim ki Kur'an'da namazdan bahseder değil mi? Evet dedi. Madem öyleyse sabah namazının kaç rekat olduğunu bununla ilgili bir ayet gösterin bana. Zavallı adam dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Dedim ki bak kardeşim gördün mü? Kur'an'ın izahı için hadise ihtiyaç var. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Resulullah size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden men ettiyse ondan sakının. Haşr suresinin 7. ayetinde. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyler alınır. Peki o şeyler nelerdir? Kesinlikle diyebiliriz ki onun o sözleri bunlar ise ayet ve hadis-i şeriflerdir. Ve peygamberin mübarek yaşantısıdır. Bu ise Kur'an ile tıpatıp denktir. Bunların tamamını içine almıştır. O peygamber heva ve hevese göre konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiy iledir. Bunun bizzat Kur'an'da ve bizzat Kur'an beyan eder. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'dan uzaklaştırmak mümkün değildir. Onu Kur'an'dan ayırmak başla gövdeyi ayırmak gibidir. Çünkü Kur'an'ın hükmünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştır. Bu uygulamalar neticesinde peyderpey ayetler nazil olmuş. O ayetlerin hükmünü sahabeye anlatmış, Kur'an ile içli dışlı olmuştur. Bakınız Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tutmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerine bir sıkıntı duymadan tamamen Allah'a ve onun Resulüne teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Nisa suresi ayet 65. Peki ayeti kerimede hakem kimdir? Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey okumamış cahil, müçtehit, sen diyorsun ki ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmem. Allah'ın hakem tayin ettiği peygamberi sen nasıl onun sözü olan hadisleri reddedebilirsin? Halbuki sen bu hareketin ile Kur'an'ın kendisini haşa inkar ediyorsun ama bunun farkında değilsin. Onun için bu hareketinden vazgeç,
Kur'an'a ve sünnete tabi ol, Kur'an'ın ve sünnetin süzgecinden süzülmüş İslam ahkamına tabi ol, cahilliğini bırak, yaptığın günahlardan tövbe et ki hak yolu bulasın. Allah Celle Celaluhu sana ve bana Kur'an ve sünnete tabi olmayı nasip ve müyesser eylesin. Günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Amin. Bundan sonra teyemmüm ile ilgili kaynakların ve yerlerini tespit ederek siz değerli kardeşlerime Allah'ın izniyle, izin keremiyle istifadenize sunacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.